Kemal, alabilirsiniz. Güzel bir yaprak bulayım ben size. Aynı yaprak var. Şimdi böyle diyelim ki vatandaşın getirmiş olduğu çay veya siyah çay yapmak üzere o bölümden çayları alıyoruz. Ama burada el yapımı yeşil çay yapıyoruz. Normalde Türkiye'de hiçbir sanayi kuruluşunda el yapımı yeşil çay yoktur. Biz burada sadece kendimiz el yapımı yeşil çay üretiyoruz. El yapımı yeşil çayı daha lezzeti artsın diye elle toplatıyoruz yaprakları. 2,5 yaprak. Yani 1-2,5. Bir de şu arada bir açmamış yaprak var. Bu da beyaz çay. Bakalım daha iyisi. Evet, şu arada açmamış olan beyaz çay. Bunu vatandaş tek tek eliyle topluyor. Bundan sonra kurutuyoruz. Bundan beyaz çay yapılıyor. Bunun 5 tanesi 1 fincan çay demle. Evet, bundan 5 tane. 5 tanesi 25 kuruş. Kilosu 3000 lira. Pahalı evet ama bir bardağı bir fincanı 25 kuruş olunca demek ki çok da pahalı değilmiş. Şöyle. Beyaz çay bu şekilde kurutuluyor. Elimizde tutmadan. Uzun olabilir. Şu 5 tane bir fincan çay demliyor. Şöyle bir çay kaşığı da bir demlik. Yani 10-12 bardak çay demler. İkinci defa da demleyebilirsiniz. Damar tıkanıklıklarının önleyici etkisi çok fazladır. Antioksidan miktarı yüksektir. Şekeri düşürür. Damar tıkanıklıklarını önlemekle birlikte zayıflığa da sebep oluyor. Çünkü böbrekleri çalıştırıyor, metabolizmayı hızlandırıyor ama bu hızlandırılmış metabolizma agresif olmuyor. Sakinleştirici etkisi de var. Bunun hepsi muhtemelen 60 gram. 85 lira 30 gramı 170 lira falan 200 lira civarında bunun hepsi. Burada yaklaşık olarak 200 fincan kadar çay 200 fincan kadar çay var. Evet. Çay bir tanesinden 3 tanesi oraya. Fincan çıkıyor. Bu şekilde bizim imalatımız bundan böyle 2-3 yaprak. Bunu bardağa attığınızda yeşil hale gelecektir. Aynı o şekilde geri dönecek. Yeşil olacak bu. Siyahlaşması fermante olmasından, tadının artmasından kaynaklanıyor. Bir demlik yapacaksanız da şu kadar. 10-12 bardak. Bunu da 2 defa demleyebilirsiniz. Bunun kilosu 250 lira. Peki Kemal Bey, bunun biz bunu içerisinde beyaz çayda marketlerde yok mu? Bunu zaten çok az miktarda yapabiliyoruz. Bunun içerisinde bu yaprağın beyaz çayı alınmadığı için yeşil çayın içerisinde beyaz çayı da görebiliriz vardı. Bazı beyaz küçük küçük iğne gibi şeyler var. Burada bunlar da beyaz çay. Beyaz çay ve yeşil çay demlerken içeriye grup giriyor. Biz biraz daha gevezelik edelim o zaman. Evet, çaydan bahsedelim. Alışveriş yaptığınızda çekiliş yapılacak otobüste veya burada artık. Bir tane de daha almasın. Hemen vereyim. Yeşil çayı demlerken veya beyaz çayı demlerken bitki çayı gibi demliyoruz. Bitki çayı demlemek sıcak suyun üzerine kaynamış ama durulmuş. Kaynaması, fokurdaması geçmiş suyun üzerine çayı bırakıyoruz. 10 dakika civarında beklediğimizde yeşil çay ve beyaz çay dem vermiş olur. Evet, o şekilde bitki çaylarında. Siyah çay demlerken yine çok
ulus olarak yanlış yaptığımız bir şey var. Kaynamış suyu direkt çayın üzerine döküyoruz ve gezdiriyoruz. O yapraklar yaşıyor olduğunu düşünün. Onların canlıdır. Canlı olduğunu düşünün ve onları kaynamış suyla haşlamayın. Kaynamış suyla haşladığınız için içindeki insan sağlığına faydalı enzimler ölüyor. Daha soğuk, yani kaynaması dursun, durulsun, 90 derecenin altına düşmesini beklememiz lazım. Ondan sonra demlediğimizde lezzetinin arttığını fark edeceksin. Bir etken de o kaynamış suyu gezdiriyoruz. Orada bir hata yapıyoruz. Bunu yaparken, siyah çay demlerken, demleye koyduğumuz çayın üzerine yavaşça kenarından yavaşça dökerek yavaş yavaş dökün. O çay üzerine çıksın ve çöktüğü zaman 20 dakika sonra muhtemelen çökecektir. 20 dakika sonra o çayı tüketmenizi tavsiye ediyorum. Bir de soğuk çay demleme var. Soğuktan demlediğinizde de yine çok daha fazla lezzet elde edebilirsiniz. Çaydanlığa ve demliğe soğuk su koyacağız. Demlik üstteki demliğe bir yemek kaşığı, fazla değil. Yani öyle iki çorba, iki bardak falan değil. Bir yemek kaşığı soğuk suyun üzerine çay koyacağız. Alttaki çaydanlığı ısıtmaya başlayacağız. Kaynayacak. 1 saat veya 1 saat 10 dakika sonra o üstteki bir yemek kaşığı çayımız çökecek. Çöktüğü zaman sadece üstte, demlikte olan çayı içeceğiz. O alttaki kaynamış, oksijeni kaybolmuş sudan üste dökmeyin. Sadece üsttekini. O acı olmaması için bir yemek kaşığı dedik. Fazla olursa acı olur, içemezsiniz, bir şey anlamazsınız ondan. İlave etmeniz gerekir. Onun için onun tadını, lezzetini de tavsiye ediyorum. Bir kez olsun deneyin, bakın ki çay neler yapabiliyor. Bir saat. Beklemenize gerek yok. Yemekten zaten hemen sonra içtiğiniz çay demir emilimini önlüyor ve yediğiniz yemeğin demirinden faydalanamıyorsun. Ben de öyle. Ben de yemeği yedim mi hemen bir çay içiyorum ama yanmıyor. O daha kötü. Yemekle birlikte içilen çayın domates varsa demir emilimini sağlıyor tekrar. Domates olmalı mutlaka yemekte. Veya bir damla limon. Öğretmen misin? Hayır. Ben bu akşam hocam zor. Elektrikler kesikti de çalışamadım da o konuyu bilmiyorum. Ne sordun? Pişmiş domates veya pişmemiş domates demir salımını önler mi önlemez mi? Ya biz kahvaltıda domates yiyelim. Tavsiye ediyorum yani kahvaltıda mutlaka. Ama çayı da içelim. Yeşil çay ve bitki çayları günde 3 fincandan fazla içerseniz tansiyon yapabilir. 3 fincandan fazla bitki çayı varsa 1 fincan. Yine de varsa o zaman böyle bir tadına bakıp geçeceğiz artık. Yapacak bir şey kalmadı. Şimdi siyah çay üretimini göreceğiz. Siyah çayı buradan alıyoruz. Şu ana bölümde 6 saat kadar. Yaprağı kestik. Burada
fark edebilirsiniz. Şurada yeşil, burası yürüyor. Gittikçe koyulaşıyor. Paça gibi olan yerde kurutuluyor. 30 dakika. Şu an içindeki yoğunlukları alıyor. Bunlar misafir. Uzun boylu. Bir de kısası var, kısa boylu. Var mı sizin kültürünüzde böyle? Çıkıyor tabii. Çıkarsa evet, uzun boylu, kısa boylu. Geliyor mu misafir? Ben şu anda kayıttayım. Evet, bazen geliyordu. Gelen ona yorumlanıyordu. Gidelim, kırmış halde görürsün. Güzelliğin gözünde tüm...